Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, insan ancak yaratanın kuludur. Halik, mahluk denir Arapçada. Halik, mahluk. Halik, yaratıcı. Allah birdir hali. Diğerleri ise bizler, mahluk deniyor bizlere de. Bizler de yaratan varlıklarız. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa her bir yaratılmış olduğu için arada bir fark yoktur. Yaradan Rabbimizdir. O ise yaratmıştır Mevla bizleri. Bakara ayet 21'de buyuruyor Mevlamız Rahim. Ya eyyühen nasü budu rabbeküm. Ya eyyühen nasü. Buradaki ya uyarı. Yani ey insanlar Mevla buyuruyor. Bu bütün insanlığı kapsıyor bu. Mesela ibadetlere gelince ey müminler diye hitap ediliyor. Çünkü namaz olsun, oruç olsun onlar ancak müminlerle bağlı olduğu için burada Mevla buyuruyor. Ey insanlar ü'budu rabbeküm Rabbinize ibadet ediniz falan diyor. İbadet abd kökünden geliyor ki abd da kul demektir. Kul. Kul nedir? Eskiden tabii köleler vardı. Köle efendisinin emrindedir. Yat yat kalk kalk. Burada bu da ubudiyet de yani kullu kökünden gelir ki Allah Teala Mevlamıza insanın kalben, bedenen, ruhan tam teslim olması demektir. Yani kulluk budur. Namaz da kulluktur, oruç da kulluktur ama bunun dışında da bir insan her zaman, her yerde Allah Teala'nın kulu olduğunu hatırlaması, bilmesi gerekiyor. Yani insanın yaşantısının buna göre uygulanması gerekiyor. Şimdi nedenine gelince bunu Mevlam buyuruyor. Ellezi öyle Allah Celle Celaluhu halak hakkın o sizleri yarattı Mevlam buyuruyor. Yaratan Mevlam. Demek ki bir kişi yaratanı bırakıp da eğer yaratana kulluk ederse bu nedir? Akıl mantık işi değildir. Çünkü bir insan ne kadar yeteneği olsa bile bir kişinin elinde bir şey yok ama öyle yaratılmıştır o kişi. O kişi öyle yaratılmıştır. Elinde bir şey yoktur. Yine böyle Mevla buyuruyor Bakara 28'de Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurne billahi. Sizler Allah'a tanrısı inkar edersiniz Mevla soruyor. Sizler ey insanlar Allah-u Teala'yı nasıl inkar edersiniz? Burada keyfede bir istihza deniyor buna var. Yani akıl ile insan donatıldığı halde Mevlam soruyor. Sizler nasıl Allah-u Teala'yı inkar edersiniz de başka varlıklara yani tapınırsınız. Yani nasıl bunu yapabilirsiniz? Yani aklın bunu kabullenmemesi gerekir muhteremler. Yani gerçekten insanlar eskiden beri ne yapmış insanlar? Tabii hak yolun dışından çıkanlar kimi aya, güneşe, yıldızlara, taşlara, putlara, insanlara tapınmışlar. Nedir bunlar? Bugün mesela aya insanın oğlu çıktı oraya böyle. O ilah olmadı artık anladı insanlar. Yine günümüzün çağın insanı güneşe tapınamıyor şu anda. Güneşin ne olduğunu biliyor. Fakat ne kaldı yine şu an dünyada? Ne yazık ki insanlar hala tapınıyorlar hala böyle işe. Efendim işte filan kişinin şu yeteneği varmış, şu işi yapmış, başarmış.
her insanın mesleğinde başarı sahibi olabilir. Ekonomide olur, askerde olur, tıpta olur, hukukta olur. Olabilir bu şekilde böylece. O kişinin haşa putlaştırması mı gerekiyor kişinin böylece? Yani yazık ki yani bu çağda, şu şeyde insanoğlu hala insan insana tapınıyor, hala devam ediyor böyle bu. Burada Rabbimiz soruyor bakınız. Keyfe tekfurune billahi. Nasıl olur da siz insanlar Allah'ı inkar edersiniz de başkan tapınırsınız. Ve kuntum envaten, sizler ölü idiniz böyle bir. Siz ölü idiniz. Biz de daha önceden ölüydük. Yani yok değildik, vardık, vardık ama ölüydük. Nasıl ölüydük? Ölü toprak maddesiydik biz de. Toprak maddesi, elementerdi toprak içerisinde böyle. Ayaklar altına çiğnenen, hayvanlar işedi yani böyle, bastığı yerlerde biz topraktı bir zamanlar böyle. Önceki ziraatçılar bir tabii sürdüler tarada bizleri, puluklarla, öküzlerle sürdüler bizleri, ekte biçtiler bu şekilde. Demek ki önceden bizler ölü idik. Tabii öyle kalabilirdik. Yani bir toprak olarak, element olarak öyle kalabilirdik de, öyleydik. Fehya hüküm, Allah sizleri, Allah bizleri ne yaptı? İyi etti. Hayatlandırdı, hayat vermeli bizlere. Hayatı Rabbim verdi. Hayat bir sırrı ilahidir. Ancak Allah'a özelir bir vasıftır. Allah Teala bizi ne yaptı? Allah bizi canlandırdı. Allah bize hayat verdi, can verdi mevlam bizlere. Yani şu anda demek ki insanlar, dünyada bulunan insanlar şu anda elhamdülillah hayattalar, hayattayız şu anda. Ama arkamıza baktığımızda geçmişimize ölüydük. Yani ölü toprak maddeleri idik. Bizi Rabbim insan yarattı. Şu an hayattayız. Ama kalıcı mıyız? Hayır işte. Yani bütün mesele bu muhtemelen böyle. Yani geçmişe bakıp geleceğe bakıp bir bağlantı kurmak böyle. Bağlantı kurmak. Geçmişimiz ölüydü. Şu anda dünyadayız. Her insanın yaşına göre, tabii şu an dünyada bebek de var, çocuk da var, genç yaşlı da var, hasta da var, sağlam da var. Şu anda hayattayız. Ama kalıcı mıyız? Hayır. Sümme yümitüküm. Allah bizi öldürecek mi? Yani öldürecek böyle. Yani her bir hakkında, hakkımızda ölüm fermanı kesinleşmiş vakti. Hakkımızda böylece. Vakti takdir edilmiş. Ölümü yeri de belirli, takdir edilmiş yani. Bir insan nerede ölecek? Bu belli adam. Nerede ölecek insan böylece. Ölümün sebebi de belli. Evet şu anda hayattayız şu anda. Ama kalıcı değil. Kalıcı değiliz. Mutlaka öleceğiz. Peki ölüten sonra tabii toprağa gömüleceğiz. Orada çürüyeceğiz. Toprağına dönüşeceğiz. Sonra orada kalacağız mı? Hayır. Sümme yuhyi hüküm. Tekrarlar bizi oradan diriltecek materyaller. Nasıl diriltecek Allah-u Teala bunları? İşte yaptım bunu. Gösterir Rabbim yaptığını böyle. Gösterir. Örneği var işte bu şekilde. Evvela merra. Yani bizler önceden ölü toprak maddeleri iken o azamet, kudret, hayat maddeleri bizi Rabbim yarattı böyle. Rabbim hayat verdi. Yani gerçekten şöyle çevremize baktığımızda, hele şu çağımızda tabii hızlı bir yaşantı var. Hızlı yaşantı var. Yani zamanla yarışıyor insanlar. Hızlı yaşantı var. Fakat onların şöyle geçmişine baktığımızda her biri toprak madde idiler. Hepsi de böyle. İdiler böyle. Şu anda bir bedenleri var. Var. Bundan evvel bu dünyada başkaları vardı. Onlar ne oldu şimdi? Onlar gittiler. Onlar mezarında çürüdüler. Kemikleri de çürüdü. Onların şimdi tanıyanlar varsa hayatta ancak hayalleri kaldı. Hayal mi? Yani bedenlerin her zerresi yine astına toprağa dönüştü. Kaldılar böylece. Demek ki şu an yaşayan insanlar da hep öleceğiz. Tabi bu arada kabulleniliyor bu. Bu kabulleniliyor. Ne var ki
Nefis bize ölümü uzak gösteriyor. Mesela dürbün vardır ki yaklaştırır, uzaklaştırır böylece. Ruhla baktığımız zamanlar hemen önümüzde ölüm, yakın. Öbür tarafını çevirince, nefise bakınca daha çok var. Öyle geliyor böyle. Öyle gösterir kişiye. Fakat demek ölümden sonra da evet mezara gireceğiz oraya. Orada beden çürüyecek. Ama orada kalmıyor muhteremler. İşte insanlar burada ikiye ayrılıyorlar. Böyle. Ehl-i iman ne diyor? Ölümden sonra dirilmek haktır. Öbürü ne diyorlar? Ebedi istirahata gömülür bak. Ebedi istirahat gel diyorlar. Ebedi muhakkak arası ver. Geçiyor arası verici. Tekrar bizi yaratacak. Sümme ileyhi turcev. Allah-u Teala döndürüleceğiz. Mahşerde hesaba çekilmek üzere. Yani gerçekten şöyle genel bir bakışta dünya yaşantımız çok ama çok kısa bir hayal muhtemelen. Eskilere bakalım. Mesela binlerce yıl önce dünyaya gelenler, dünyaya sığmayanlar, böyle, dünyayı paylaşamayanlar, böyle, savaşanlar, şunlar, bunlar, kavrundan hiç zenginler. Peki ne oldu bunlar? Ne oldu bunlar böyle? Dünyada kaç yıl kaldı ki dünyada böyle? Kaç bin yıldır? Şimdi yani topa dönüştüler, oradalar, mahşere bekliyor muhtemelen. Yani o genel bir bakışta dünya hayatı insanın çok ama çok kısa bir hayat. Böyle. Çok kısa hayat. Zaten bunun da bir kısmı şuna buna geçiyor. O konuya geleceğim inşallah. Demek ki tekrar dirileceğiz ve mahşerde Allah-u Teala Celle Celaluhu hesaba çekileceğiz. Ne olacak orada yaşantımız? Oradaki hayatı başka hayat olacak. Fakat burada hayatın devamı olacak. Yani burada insan nasıl yaşamışsa o ona bağlı olacak böylece. Aynen uyku da buna benziyor böylece. Hadis-i Bülü Aleyhisselam Hazretleri ennevmü ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi. Böyle. Uyuyan kişi genelde rüya görür insan. Nasıl rüya görür? Neyse yaşantısı onunla ilgilidir. Bilinçaltı olsun, ruhsal olsun böyle. Yani bilinçaltı kişi mesleğin içinde. Onlar hatırlar. Rüyasında. Bir de ruhsal rüya da vardır. Gerçek rüya da vardır. O da neye bağlıdır? Eğer kişi imanlı, inançlı, tekva kişi ise güzel rüyalar görür. Güzel rüyalar görür. Yeşillikleri görür, dağlı tepeleri görür, göğüt uçlarını görür, Medine Mekke'ye gider, evli ruhlarını görür, onları görür. Böylece. İşte aynı şekilde demek ki oradaki hayat, mahşer hayatı da burada yaşantımızın devamı olacak muhtemelen. Öyle hayat ki ama sonu olmayan, sınırsız bir hayat olacak. O hayat olacak böyle. Oradan baktığımızda dünya ne olacak? Yevmün evbadı yevm olacak orada. Yani bir gün mü, bir günün bir kısmı mı dünyada kaldık böyle. O kadar kısalıyor oradan bakınca böyle. Oradan bakınca işte bir de oradan bakmamız gerekiyor kendimize. Buradan bakarsak tabii dünya bizi oyalayabiliyor böyle. İnsanlara bakıyoruz, şuna buna bakıyoruz. Hızlı bir dünya, hareketli bir dünya çağımız her böyle. Hızlı bir dünya, yetmiyor zaman yetmiyor. Koş 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 ama insan ne kadar koşacak mıdır? Nice gençler de gidiyor ya böyle. Yani bunun bir yaşı da yok böyle. Ama kaza oluyor, ama sebep oluyor, bir şey oluyor, bir sebep oluyor. Nice gençler de ölüyorlar. İnsan kendini bir anda kabirde bulacak, dünyada hayal olacak. Olacak. Kesin bu. Kesin bu. Tamam, ölen kişi ölüp de kabirinde ölü toprak olarak kalsa iyi ya. Ama kalmıyor. Oradan bizi kaldıracaklar. Şimdi bir de elhamdülillah Allah bize insan yaratmış. Yani insan yaratılmış elhamdülillah bizler, Allah yaratmış. Bu tabi şükür de istiyor böyle. Şükür de istiyor bence. Mevlamız buyuruyor bizlere İsra ayet 70'te. Bismillahirrahmanirrahim.
Velekad kerremna beni Adem'e, Allah buyuruyor. Velekad, buradaki lam tekir için geliyor buraya. Bir de kat da fil maziye gelince bu da tekir için gelmiş oluyor. Velam buyuruyor. Adem olduğunu mükerrem, kerametli kıldık, yarattı Velam buyuruyor. Yani insanı Allah böyle saygın, değerli, üstün yarattı Velam buyuruyor böyle şey. İnsan yüzünün halifesi. Nedir halife? İnsana her şeyi hükmedebiliyor. Her şeye böylece. İnsan atomları da patlatabiliyor. Hayvanları da hükmedebiliyor. Her şeyini yapabiliyor insan yüzünde. Allah'ın verdiği içerisinde. Bir de diğer canlara bakalım şimdi. Nur ayet 45'te. Rahim. Vallahu halaka kudab min ma'in. Mevlam bir Allah'a her dabbeyi, canlıyı sudan yarattı. Haleka külle dabbeti mimmain. Dabbe, devi beden geliyor ki hareket eden. Yani ne kadar insan olsun, hayvan türleri olsun, her bir şey anlatıyor bizi, hepimizi. Neden yarattı? Mimmain, sudan yarattı, su. Evet, toprak, fakat kuru toprakta hayat olmuyor. Yani hayatın sırrı suda. Ama yağmur suyu. Yağmur suyu böyle. Yağmur suyu gelirken hele ilkbaharda bilhassa ki çok hayat değişiyor böylece. Şifin çakması, gögürlemeleri, gazların böyle parçalanması, şunları bunları, saf su gelmiyor yeryüzüne. İşte her canlının yaratılışı için anahtarı su. Su geliyor. Su ne yapıyor? Su her temel ettiği maddeyi açık eritir, çözümler eritir böylece. Yine bir kimyasal işlem orada yer altına başlıyor böylece. Eriyor, çakın bazı eriyorlar. Element eriyorlar bunlar böylece. Tabii bunları ne oluyor eriyen bu suda şey çamur oluyor. Yani bizim görüşümüzde çamur oluyor. Aslında mama oluyor böyle. Bitkiye mama oluyor böyle. Çamur. Bitki mamayı emiyor. Emiyor. Toprakken çamur adını alıyor. Emiliyor, özünü alıyor, gerekeni alıyor, bunu bitki alıyor. Bu sefer hücreye dönüşüyor. Canlıya geçiyor böylece. Tabii meyve oluyor, tahıl oluyor, hurba şunlar bunlar oluyor, bitkiye dönüşüyor. Tabii bunlar yenince insan hayvan da üremeye geçiyor ondan sonra. Feminühüm men yemşi ala batni. Şimdi Allah bizleri, insanları mükerrem yarattı. Ahsen'e takvim geliyor Tin Suresi'nde ki Allah bizleri en güzel şekilde yarattı Mevzem Mevlam. Fakat diğer canlılara gelince bak femin hümmen yemşi ala bahti. Bazıları karın üzerine yürüyorlar. Yani sürüngenler. Karın üzerine böyle. Sürünecek böylece. Tabi dikenden geçecek, taştan geçecek. Sürünecek böylece. Hümmen yemşi ala ricdeyn. Bazısı da İki ayağı üzerinde yürüyor. İnsan da buna dahil. Arada bir fark var ama şimdi. Genelde kanatlılar, kuş türleri, işte ördekler, işte tavuk ne varsa iki ayağı yürüyorlar. Ama eğik yürüyorlar böylece. İnsan iki ayağı yürüyor, insan başı yukarıdan böyle. Yani tek varlık bu böylece. Diğerleri iki ayakta hepsi de eğik yürüyorlar böylece. Eğilerek yürüyorlar. Rızkını da yerden alıyorlar. Eğilerek ağız alıyorlar bunlar. İnsan ayakta yürüyor insan. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Bir de dört ayakta daha çok ayaklar mesela. Bunlar da var. Demek ki diğer hayvanlar dört ayakta olsun, iki ayakta olsun bunların her biri eğilerek yürüyorlar. Bir. Rızıklarını ağızla alıyor rızıklarını. Ama gagasıyla ama ağzıyla rızkını ağzıyla yiyorlar. Ne yiyorlar bunlar ağızlarıyla da? Tabii toprakta, çamurda olan şeyleri bunu yiyorlar. İnsana gelince insan minat tayyibatı geliyor ki o ayet-i kerim devam ilerisinde. İnsan rızkın en temizini, en güzelini insan yiyor. Allah'ın verdiği yetenekler bunlar ama. Verdiği böyle. Mesela kişi karpuzu kesiyoruz. İçini insan yiyor. Kabuğunu atıyoruz hayvanlara. İnsan
Mesela patates soyuz kabuğu hayvanlara, işi insanlara. Tabii pişiriliyor, soyuluyor, yıkanıyor, temizleniyor. Etler mesela kıyma oluyor, et oluyor, parça oluyor, pişiriliyor, yıkanıyor, pişiriliyor. Sonra tabağa konuyor, servis yapılıyor. İnsan oturduğu yerde eliyle ağzına götürerek bunları yer verecek. Nedir bu? Yani insanlara özel Allah'ın vergiye getirerek bunlar. Ya hayvanlara bakıyoruz. Hele ben namaz çıkın sabah namazından affedersiniz köyde kediler köpeklere bakıyorum da hayvan bakıyorum. Oraya bakıyor, bir çöpe bakıyor, faşına bakıyor, bidona bakıyor, oraya buraya bakıyor. Çöp arasından, artık arasından böyle pislenmiş, tozlanmış, kokuşmuş. Artık insana yemedi ben ne varsa, atılan şeyler varsa onları ağzına yeme uğraşıyorlar. Tabi bazısında büyük öyle yok alamıyor. Bir eline, ayağına basıyor, koparma uğraşıyor, şunu bunu uğraşıyor, yerden alıp tam çamurlu karışıyor. İnsanın bu yetenekleri Allah bizi öyle yaratmış. Tabi bu ne istiyor? Şükür istiyor. Peki insan olmaz seçeneği insanın bir etkisi var mı bunda bir şey? Etkisi var mı insanın içinde bunda? Kasas ayet 68'de Mevla abi. Ve Rabbüke yahluku maeşâ ve yahtar. Ve Rabbüke. Senin Rabbin. Peygamber buyuruyor. Senin Rabbi Habibim Muhammed'im yahluku yaratır ma yeşav. Neyi dilerse onu yaratır. Alemlerde, evrende. Ve yahtar. Seçim Allah ettir. Diyedinin seç Allah'ın dediğini yaratır. Ma kâne lehumül hıyare. İnsanların hiçbir seçeneği yoktur. Mesela kedi o kedi olmak istemedi isteğinde. Tavuk olmayı seçmedi. İnsanlar da insan olmayı seçmediler. Yani seçim hakkı Allah'ın cezalıyor böyle. Allah öyle dilemiştir. Demek ki bizim Mevlam dileseydi Allah-u Teala bizleri de bir akrep olurduk, kurbağa olurduk, solucan olurduk, böcek olurduk. Abinin köpek olur bize yapıyor böylece. Bunda bizim bir etkimiz yok. Şu halde ne gerekiyor bu tabii? Allah-u Teala'ya şükür gerekiyor ki bu da nedir? Şükür de kulluk muhteremler. Yalnız dille şükür de yetersiz. Çünkü Mevlam buyuruyor. İ'melü âle Davud'e şükrâ. Mevlam buyuruyor. Davud ehli şükrü amelle şükrediniz. Amelle. İ'melü amelle. Nedir bu amelle değil mi? Yaşayarak böyle. İşte en başta namaz güreşte böyle. En başta namaz geliyor. Bütün beden yapma ibadet Allah'a şükür böyle. Secdeye kapanmak, Allah'a kulluk etmek. Bunun için insanın gerçekten yalnız Yaradan'a kul olması, yani aklın, mantığın da gereği de bu. Yani böyle. Yalnız Yaradan'a kul olması insanın. Mesela Hindular yine hayvana tapıyorlar. Yani aklını kabul eder mi değil mi böyle? Mecusiler vardı. Ateşperestler vardı. Ateşe tapınan arkadaşlar. Hala var mı? Hala var ya. Nevruz'da ne yapıyorlar? Ateş ekiyorlar. Onların bari mi bu Nevruz? Cemşid'in tahta çıktığı gün. Onlar. 21 Mart Cemşid'in tahta çıktığı gün. Ne yapıyorlar? Hala bak. Hala şu çağımızda insanlar hala ateşe tapınıyorlar böyle. Ateşperest bunlar arkadaşlar. Sonra İnsan tapınması. Olur mu ama böyle? İmanın kuvvetlenmesi için ne gerekiyor? Bir imanı istidlali deniyor. İmanı istidlali. İmanı zevki. Böyle kısım var bunların böyle. İmanı zevki İslam'ı yaşayarak ihlas ile ibadet aldığı zevklerle imanın kuvvetlenmesi anlamına geliyor. İnsan öğün namaz kılmalı ki namazdan bir şey almamız gerekiyor. Bakınız. Eğer namaz kılan kişi namazdan bir şey alamasa, yalnız kalıp şekilde bedende kalsa o, namaz borcunu öder.
Onun işi adamı görmez. Ama tabi sevabı çok ama çok az olur. Ancak onda biri. Çünkü ona göre hadise geliyor. En aşağı bu onda biri sevabıdır. Bir de insan ruhu olgunlaşamaz. Ruh olgunlaşamaz böyle. Eğer insan namazını bütün varlığında kılarsa namazını, yani gönülde akıl ona namazda olsa, o zaman namazda gönül ruhsa feyiz almaya başlar gönül. Feyzan başlar. Bu nedir? İşte dünyada o sevabın kula verilen ön ödülleri bunlar böyle. Gönülde böyle. Kişi namazda ayaktayken, el bağlarken gerçekten çok anlamlı bir şey namazdan böyle. Yani başka bir hataya benzemiyor. Mesela zekat da farzdır. Namaz eşittir farziyette. İslam'ın şartlarındadır zekatta. Ama zekat nedir? Yalnız ki gönülden malı kopabilmek meselesidir böyle. Yani kişi yattığı yerde hem televizyonu izler, gazetesini okur, kişi yattığı yerde koltuğa yanmıştır, çıkarır parasını verebilir. Kolay bir şey bu. Bu da amaç nedir? Mal sevgisini gönülden çıkarabilmek. Budur bu. Fakat namaz öyle değil ama böyle. Namaz yattığı yerde olmuyor. İşap peki namaz olmuyor. Hatta namaz abdestsiz de olmuyor bakınız. Namaz böyle. Altı ön şartı var. Alt yapısı var namazın. Şartı var namazın böyle şey. Hadesten tarihte var ki abdest ve gusül gereken yapılması. Üstün başının temizliği. Sonra bir de vakit var. Vakit. Değil mi? Randevu. Allah'ın verdiği randevu. Yani gerçekten onun namaz vaktini beklemek, onun anda bilincine varabilsek çok ama kıymetli bir şey böyle. Bu neye benzer? Mesela bir bakan bir randevu vermiş bizlere. Fakat daha bizden önce tabii başka randevu vermiş. Bölge bölge randevu vermiş. Tabii bakanın tabii görüşmek insana bir şey verir. Dünya açısından verir. Bu da nedir? Namazla böyle Allah'ın verdiği randevu bu da bölge bölge ama. Mesela bir bölgede namaz vakti geliyor. Allah kulu kabul ediyor. Kullan gelin bakalım diye. Kabul ediyor. Bunların randevusu bitiyor. Öbür bölgede namaz vakti geliyor böyle şey. Hiç durmuyor namaz vakti böyle. Devam namaz devam ediyor bu şekilde. Sonra namazda el bağlayıp ayakta dikilmek. Allah huzurunda. Yani Allah-u Teala'ya tam bir teslim et Mevlamıza. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Teslim Mevlamıza. Tabi o anda işte inşallah dünyayı da namaza taşımamak meselesi var. Mesele bu. Böyle. Taşınma meselesi oraya. Namazda hiç olmazsa 24 saat aşağı yukarı 1 saat süre 5 vakit namaz. Hiç olmazsa 24 saat 24'te biri. Birini kul tam Allah'a vakfetmesi kendisine. O zaman demek ki ne oluyor? O zaman kulun gönlü namazdan bir şeyler almaya başlar. Namazın o tadı böyle. Feyzi gelmeye başlar. Tabi sevabı da mahşerde çoğalıyor. Şimdi işte imanın zevki buna giriyor. Bir de tabi çok Kur'an-ı Kerim okumak ile ve zikrullah ile de imanın zevki kişi erişebilir. Tabi Allah'ı zikrederken de o da çok önemli bir meseledir. Kul gönlünü Allah'a verebilirse, kul huzura girebilirse onda da. Bir de imanı istidlali vardır. İmanı istidlali. İmanı zevki tatlıdır. Kişi cezbeyle şu olabilir çabuk ama kesinti olabilir, yani düşebilir kişi bir anda. Bir de imanı istidlali. İstidlal delilleriyle araştırmak şekilde kul tamamen buna gönlünün inanması bu da iki ayrılıyor böyle. Biri afaki deniyor, bir de enfüsü deniyor. Önce inşallah afakiye bakın kısaca. Mevla biri Zariyat'ta ve fil erd yeryüzünde ayetler var.
Kimler için? Lil mukinin. İkan sahipleri, yakın ermek isteyenler için bunlar için. Nedir? İmana yakın deniyor buna. Hakkal yakın. Bunun en üst derecesidir böyle. Önce ilmel yakın denir. Bilimsel olarak kişinin inanması. Bu da ilk örnek ben aldım şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim'den. Bu iman istilalide afaki bölümünde. Şimdi dünyada yaşarken önce bize tabii su lazım. Su. Su olmasa hayatta olmuyor böyle. İçmek için de gerekli. Bitki için de hayvan için de su şart muhtemelenler. Bakın nedir bakın su? Müminin ayet 18'de Mevlam buyuruyor. Rahim. Ve enzel mine semai maen. Bak. Ve enzelna mine semai maen. Gökten suyu indirdik Mevlam buyuruyor. Yani ilk su yeryüzüne gökten geldi. Yerden fışkırmadı. Zaten yer altı ateş hala şu anda. Yer altı. Yer kalan altı ateş hala şu anda gelin. Isı yüksek orada. İlk su demek ki gökten geldi, atmosferden geldi. Ne kadar su geldi bakınız. Bir kaderin belli miktar ölçüyle böyle. Şimdi biliyorsunuz bazı kişiler diyorlar. Bu canlıların dünyadaki gelişmesi için yani zaman zaman bu iş olduğunu yani tekamül yani olgunlaşma böyle olduğunu iddia ediyor bu şekilde. Haşa bu tekamül kanunu insanlara özel bir mesele. İnsan özel mesele tekamül. Bir tekamül zaman zaman olgunlaşma, ileri gitme insanın mahsus bir şey. Melek de bunun dışında. Hayvan da bunun dışına bakınız. Hayvan da bunun dışında. Mesela bir güvercin bundan 10 bin yıl önce nasıl yuva yapıyorsa aynı yuvayı bugün aynı gibi yapar. Demek ki hayvanlarda tekamül yok. Aslan da bunun gibi, kaplan bunun gibi, kuş türü hepsi bunun gibi. Her biri ki önceleri nasıl yuva yapıyorsa aynı yuva yapıyorlar. Aynı göçleri devam ettiriyorlar. Aynı yaşında yaşıyorlar bunlar böyle. Yalnız insanda var tekamül. İnsanın kendi tekamülü var. İnsanın sürekli olgunlaşıyor insanlar. Yani ilimde, teknolojide oluşuyor insanlar böyle şey. Ama haşa Allah için bu yok böyle şey. Allah da her şeyi yaratırken tam yaratır. İlk insan nasıl yaratılmışsa her insan aynıdır. Yani zamanla insanın gözü daha güzel yaratıldı, kaşı daha güzel yaratıldı, şu oldu, yok Allah katında bu. Yalnız şu var, önce tabii bak dünyaya su verildi. Ondan sonra otlar, bitkiler, ondan sonra hayvan türleri, insan sonra geldi bu. Bu tekamül değil, bu nedir? Altyapı. Altyapı verici. Hatta dünyaya su gelmeden önce dünyada suyun deposu hazırlandı. Dünya öyle yaratıldı. Bakın. Öyle yaratıldı. Okyanuslar var, denizler var böyle. Yaratıldı. Rabbim buyuruyor, gökten su indirdik bir kaderin belli miktar ölçüyle. Fe eskennâhu fil erdi. O su yeryüzü iskan ettik, depoladık yani. Su depolandı böyle işte. İşte denizler, dereler, okyanuslar. Tabii bunun dışında mesela kutuplarda buz şeklinde, dağlarda kar şeklinde, denizde, yer altında da, yer altı suları da var. Onlar sıvı şeklinde. Mevlam buyuruyor. Allah Teala'nın takdir ettiği ölçüde, yani sayısı Allah Teala'nın bildiği ölçüde gökten su indirildi, su yeryüzüne depolandı. Ön depo, hazırlanan depo hazırlanan böyle şey. Peki bu kadar suya gerek var mıydı acaba okyanuslara? Buna gerek var mıydı acaba? Gerek var işte muhtemelinde. Neden? Çünkü suyun bir de nesi gerekiyor? Su oluyor, kalırsa hayat gene olmuyor. Suyun bir temizlenmesi gerekiyor, suyun çevirisi gerekiyor, dolaşımı gerekiyor. Böyle. Dolaşım niye gerekiyor? Suyun buharlaşması gerekiyor. Böyle. Demek ki az olsa, gölde olsun, yetmez buharlaşmaya. Böyle. Bunun buharlaşması gerekiyor. Peki su nasıl buharlaşır? Isı, enerji lazım buna. Hangi enerji bunu okyanusları ısı verebilir? Allah'ın yaratığı güneşten. Güneş böylece.
enerji geliyor. Mesela toprak güneş ısısını emmez fazla. Altı serin olur toprağın böyle. Su daha şeffaftır. Emer altına geçirir. Enerji altına geçirir. Denizlerde ne oluyor? Göllerde ısınma oluyor. Güneş enerjisiyle ısınma oluyor. Buharlaşma oluyor. Ne zaman oluyor bu? Şimdi su kaynayınca, 100 derece kaynayınca bu hızlı buharlaşma olur. Gözle görülür. Fakat 20 derecede yine buharlaşma olur böyle. Hafif buharlaşma olur. Çok şeffaf olur ve gözle görmez böylece. İşte buharlaşma oluyor. Su ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Tabii hafif su buharı, havada hafif oluyor. Yukarı çıkıyor. Şimdi bakın Allah'ın kudretine bakma. Yani konu iman istidlali. İmanın kuvvetlenmesine böylece. Şimdi bu su buharı sürekli yukarı çıksa tabii ne olur sonunda? Atmosferi geçer, uzayda kaybolur, gider. O zaman ne olur? Dünyadaki su biter tabii zamanla. Hayır ama çıkamıyor. Soğuk tabakaya geliyor, orada durduruluyor böyle. Ama öyle bir tabaka ki yerde indirmiyor ama böylece. Orada duruyor böyle. Duruyor böylece. Sonra nereye gerekse su, bak su nereye gerekse, Allah Teala'nın nereye takdir ettiyse Mevlam, oraya bu soruya sevk ediliyor su baharı. Nasıl sevk ediliyor? Rüzgar şap. Allah'ın orduları bunlar. Rüzgar geliyor. Önce bulduğu sıkıştırıyor. Bunları bir araya getiriyor. Nasıl affedersin çoban böyle koyuna toplar bir yere koş etrafında. Rüzgar geliyor. Bulutları bir yere topluyor böyle. Sıkıştırıyor. Ki Mevlam buyuruyor. Minnelim mu'sıratı ma'an seccaca. Minnelim mu'sıratı ma'an sıkılmış buluttan. Kur'an'a böyle. Bundan bulutlar meydana geliyor. Sonra ne yapıyor rüzgar bunu? Allah Teala'nın takdir ettiği yöne yönlendiriyor böyle. Çoban gibi sevk ediyor. Nereye ne kadar yağmur lazım? Orada duruyor böylece. Yeteri kadar yağdı mı alıyor oradan başka bir madde. Eğer böyle olmazsa dağlarda, yaylalarda ot bitki olmaz, ağaç olmaz. Yani gitmez oralar. Her tarafı böyle sevk ediyor. Sonra bir tabii tatlı su oluyor bundan böylece. Bunlar nedir işte? İnsan bunlara bakınca insan gerçi su okuna gideceğiz. Peki onu sonra bırakayım inşallah. Bir ayet aldım Kur'an'a örnek olarak. Enbiya 32'de Veci anne semaya sakfen mahfuza Mevlam buyuruyor. Veci anne semaya göğü kıldık. Sakfen tavan. Mahfuzen korunmuş, hıfz olmuş tavan kıldık. Yani dünyayı koruyan bir tavan. Atmosfer tabakası. Neden koruyor? Yani göktaşlara geliyor dünyamızda. Nereden geliyor bilinmiyor. Göktaşlara geliyor. İşlerin çok büyükleri var. 100 tonu geçenleri var. Dünya dışenleri de var. Çin'de meselesi bir de var. Dışenler dünyaya var. Bunlar küçükleri atmosfere çarpınca hızlı geldiği için sürtünmeyle yanıyor bunlar. Böylece. Bir kısmı toz haline geliyor bunlar. Bir kısmı enerji dönüşüyor bunlar. Böylece. Eğer bu atmosfer tabakası olmasa gök taşları yere geldi mi hayat olmaz dünyada. Ama pek çok kavimler gök taşı helak olmuş. Çok kavimler. Eski kavimler böyle. Yani peygambere karşı gelen kavimler pek çokları gök taşları ile helak olmuşlar. Şimdi eskiden derdi eski yaşlılar. Böyle çürüyor söylerken bak Allah gün taş yağdı derler böylece. Allah gün taş yağdırır diye böylece. Bu gerçek mi böylece? Gerçektir bu böylece. Demek ki Allah Teala atmosfer hava ile. Şimdi ince bir bilim adamları bunu da diyor ki bilim adamları eğer diyorlar bu atmosferin üst tarafı kalın çelik tabak olsaydı bu zamanla gene delinirdi böyle. Delinirdi böyle. Göktaşları delinirdi bu. Tabi ayrıca günün ışığını geçirmezdi bunlar. Yapmazlardı böyle. Bir de atmosfer üzerinde ozon tabakası var. İnce çok önemli. Birkaç kilometre böyle. İncedir. Olması yine yaşayamıyor. Güneşten gelen zarar ışınları süzüyor. Topluyorlar böyle şey. Sonra tabi hava tabakası da ki oksijen. Yaşanma için bizler için. Azot daha çok havada. O daha lazım. Şey gıdanın şeyi odur böyle.
Azottur efendim. Azotlu maddeler ona bağlı efendim. Ona bağlı. Oksijen mesela 121. Havadaki yüzde şeyle. Oksijen daha fazla olsa ne yapar? Bizi yakar. Yani hücrelerimizi de yakar, bizi yakar. Böyle. Ateşim 70-80'e çıkıyor. Yüzde çıkıyor, ateşim çıkar böyle şey. Hızlı yanma olur böyle şey. Düşük olsun, gıdaları yakamaz. Yine yaşayamıyor. Yani öyle bir denge var ki, hangi açıdan bakarsak bakalım, nereye bakarsak bakalım, azamet ilahi huzurumuza karşında mı? Mesela gazı hepsi bir değil ama böyle. Bazı daha ağır bunların. En ağır mesela karbondioksit gazı böyle. Neden? Bitki olanın bitkilere. Yoksa yerde bitki olmazdı böyle. Çukurda bitki olmazdı. Şimdi çukurda bitki oluyor. Onun karbondioksit gazı böyle işte. Ben onlara böyle tabaka ağırlıklarına göre demek ki bakın havada da bir denge var. Yani suda bir denge var. Bunu yapan eden kim? Şimdi gelelim inşallah nefsi. Velam buyuruyor. Ve fi enfusikum efela tubsirun. Kendi nefsine de ibretler var. Bunları görmüyor musun Velam Bey? Yani basit gibi bakın bunlara efendim. Şimdi bizler kendimize baktığımızda neyiz biz değil mi? Biz neyiz? Hatta şu bedenin biz nesiyiz? Bedenin. Bu beden neresindeyiz biz? Bedenin. Kişi bir kızıyor, öfkeleniyor, gazaba geliyor, artık anamı da boşuyor, evini yakıyor, yıkıyor, öldürüyor. Çok oluyor günümüzden mesela. Adam toplu katlam yapıyor silahına. Bir anda gazaba geliyor. Böylece. Sonra ne diyor? Yani işte elimle diye unuttum, kendime hakim olamadım diye. Bak, kendime hakim olamadım diyor. Bak, çok önemli. Dikkat edin bak. Kendim hakim olamadım diyor. Demek ki kendisi başka, başka ama o anda bedene yöneten güç başka ama. Doğru mu? Doğru mu? Tabii şehvet de bunun gibi. Nice evli hanım yuvasını yıkıyor Allah korusun. Evli erkek yuvasını yıkıyor. Çocuk yetim kalıyorlar. Sürünün çocuklar, yuvalar yıkılıyor. Bunlar tabii cinayeti işlenebiliyor bunlardan. Neden bunlar oluyor? İşte bir aldandım diyor. Yani şehvetime mağlup oldun diye böyle. Peki nedir şehvetim, nedir bu gazap bunlar? Bunlar dışımızda olan bunlar böyle şey. Yani peki biz neyiz değil mi? Biz neyiz? Şu bedende biz neyiz böyle şey. Mesela kişi ne diyor? İşte malım mülküm diyor insan böyle. Şu malım, şu benim, bu malım. İcabında özel uçaklarım var diyor, yatlarım var diyor, işte yolda tırlarım var diyor, şunlara bunlarım var diyor. Ama insan malına hakim oluyor mu? Olamıyor değil mi? Olamıyor muhtemelen. Hatta zaman geliyor, kişi yaşlanıyor, artık malını kişi yönetemiyor. Yönetemiyor. Mecbur kenar çekiliyor. Ölmeden daha kenar çekiliyor. Tabii öldüme de hemen bölünüyor. Hemen de bölünüyor, taksim oluyor bence. Şimdi bırakalım malı da, şu bedeni de acaba ne kadar sürdürmek için şu bedene? Mesela yemek yiyoruz. Bunda bizim test seçeneğimiz var. Nedir bu da? Önce istek. İstek. Ama isteğimiz de yeterli değil ama. Bir de Allah'ın takdiri var şimdi. Rızık da yazılmış ezelde. Yazılmış. Bizde bir istek var. Allah'ın takdiriyle örtüşürse onu yer muhtemelenler. Kişi isteği var. İştahı var. Hatta affedersin, öbür kişi böyle. Yiyecek ama alma imkanı yok. Alamıyor da böyle. Bakıyor, görüyor, emriniyor ama pahalı geliyor, şey geliyor, alamıyor böyle. Öbürü de niye alamıyor? Ona da yasaklanmış ona da. Sakın ha. Tuz yasak, et yasak, şu yasak böyle. Demek ki insanın bir isteği var, bir şehveti var, iştahı var kişinin. Bu iştah, şehvet Allah'ın takdiriyle örtüşürse kişi buna yiyebiliyor böylece. Yerken ne yapıyoruz? Ancak ağzına çiğnerken bir damak tadı. Önce tabii bir görüntü. Mesela bir salatanın süslenmesi, bir pastanın süslenmesi
önce göz şöyle bir görüntü istiyor. Eğer mesela bir pastan pasta şu bu, karamaşık şekilde aynı malzeme kullanmışsa, görüntüsü iyi değilse göz bundan hoşlanmıyor. Bir görüntü istiyor. Ama görüntü ne kadar? Ağzına lokma atıncaya kadar. Kişi en süslü püslü bir pastayı ağzına atıp da onu bir defa çiğnedi mi, çıkarıp baksın, ya bu muydu benim dediğim şey? Gözün görüntüsü bu kadar. Çiğnerken bir damak tadı bunlar böyle. Buradan geçtim, bu kırtan aşağıya geçtim, bir yemek borusundan geçtim aşağı, artık karışamadı. Ne işlem oluyor anda, ne işlem oluyor anda. İşte salgılar salınıyor, onun sindirilmesi için şunlar oluyor, bunlar oluyor, midede ince bağırsak oluyor bunlar. Bunun yarayanı seç, laboratuvarlar çalışıyor, faaliyet anında. Bunun yarayanı çalışıyor, yaramayanı dışa atılacak. Ya dışa atacak bunlar da. Kalın bak itili veriyor bunlar da bunlar da. Bunu yapan kim muhtemelen böyle? Biz uyuyoruz ama. Yemek yedik uyuyoruz. Böyle. Uyurken devam ediyor böyle. Solunum sistemimiz hele. Hele solunum sistemi muhtemelenler. Gerçekten akıl duran bir mesele. Yani sürekli havayı soluyoruz. Buna bıkmıyoruz hiç ama. Bıkmadan sürekli yatak uyurken de, tuvaletteyken de, banyodayken de sürekli havayı soluyoruz. Bıkmıyoruz bundan da. Soluyoruz havayı. Peki ne yapıyoruz? Gaz hepsi burnumuza geçiyor. Geçiyor. Ama akciğerde ne olur? Akciğerde o bir laboratuvar. İşte oksijen arındırılıyor, alınıyor. Diğer dışı atıyor. Kim yapıyor bunlar değil mi ya? Peki biz neyiz? Biz haberimiz yok bundan. Bilemiyoruz biz bunları ya, bilemiyoruz bunları. O kalbi çalıştıran, beynini çalıştıran, sinir sistemini çalıştıran. Nedir bunlar? Kimdir? Biz neyiz peki bu arada? Muhtemelen. Şimdi bir de gelelim Allah'ın kudretine gören bakın. Demek ki insan denen varlık gerçekten çok ama çok aciz varlıklarız bizden. Bir de Allah'ın kudretine bakalım değil mi ya? Şu yaşadığımız dünya döndürüyor boşlukta. Dünya döndürüyor kardeşim. Battan doğuya doğru durmadan dönüyor böyle. Hem bunda zaman oluyor, gece gündüz oluyor. Bir de elektrik üretimi oluyor bunda. Dinamo bir ortam böyle. Döndüğünü diyemezsin böyle. Oluyor bunda. Sonra dünya bir de güneş etrafına dönüyor bak. Bir senede bir dünya. Güneş de dönüyor. Kim bela buyuruyor? Küllün fi felekin yesbuhun. Her biri kendi felek yörüngesinde dönüyorlar bunlar. Mesela güneş dönerken ne yapıyor güneş? Uydularla beraber dönüyor. Yani biz onu çılgırız şimdi dünyamız güneşle bence. Güneş bizim anamız diyelim. Ona tabiyiz. Aynı aşıyı koruyarak güneşle birlikte bir uzayda dönüşüyoruz böylece. Galaksinin merkezi falan dönüyoruz böylece. Böyle. Yani her an başka bir şey. Her an başka bir şey. Yani her saniye yer değişiyor uzayda. Başka yerde. Bunu yapan güç kuvvet kim muhtemelen böyle böyle. O gökten suyu indiren değil mi böyle. Suyu enerji ısıtan. Onu buharlaştıran, onu gökyüzünü toplayıp bulut haline getiren, diğeri ona sevk eden, diğeri alıp sulayan var işte böyle. Bir de kudretler. Bir evliye sormuşlar evliyullah'a. Efendim demişler, Hazreti Musa'nın asası varmış. Asa değnek, kuru bir değnek, sopa yani. Altı zamana yere ejderha yılan oluyormuş. Bu nasıl oluyor bu kadar büyük keramet? Evlullah şöyle diyor. Fesubhanallah. O kadar büyük keramet mi abi diyor. Bakın bakın bak diyor. Bakın şu ağaçlara bakın diyor. Kışın ağaçlar diyor Musa'nın sopası gibi kuruyorlar be diyor. Kuruyorlar be, ağaçlar böyle diyor. İskelet olarak böyle diyor. Bahar gelince diyor Allah'ın hayat veriyor. O ağaç yeşeriyor. Meyve veriyor, meyve veriyor böyle. Her biri farklı meyve veriyor böyle. Rengi başka, tadı başka, görüntüsü başka, görüyor başka. Bunlar diye mucize değil mi bunlar muhteremler? Yani gerçekten muhteremler. Yani nimet için yüz ama farklı değil muhteremler. Mesela bir elma değil mi? Elma. İşte ağacın kökünden gelen aldı böyle, havadan aldı gazlarla.
bu elma oluşuyor muhtemelen. Neye oluşuyor bu şekilde? Bir de şeye bakalım inşallah. Rum ayet 54'te insanın aşama aşama yaşam koşulları, dünyaya gelişi ve öbür alem geçişi. Mevlam buyuruyor. Allahüllezi Allahüllezi o Allah direcağı öyle Allah ki bak azama sahibi ki halakaküm min zafin. Allah öncele sizin Rabbiniz zayıf yarattı. Zaafta. Yani kul ana karnındayken bebek yani cenin ana karnındayken neydi? En aciz varlık ana karnında. Sonra dünyaya geliyor. Dünyaya geliyor. Yine dünyaya geldiği zaman insan hepimiz yani aynı aşamadan geldik hepimiz de. Dünyaya gelen bebek nasıl gelir dünyaya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Acizim mi? Aciz. Sınırsız aciz. Hiçbir şey bilmiyor. Konuşamıyor da dünyaya geliyor. Yalnız bir tek şeye var. Ağlama yeteneği var. Nedir ağlamakta? Bazı ihtiyacını haber ver onunla böyle. Şimdi mesela eğer bizim bedenlerimizde ağrı sancı olmasa şimdi tehlikeli bu. Nedir ağrılar? Bir alerim bunlar. Değil mi? Bir yer ağrıyor. Demek burada bir şey var. Değil mi? İnsan bunu ilgileniyor bunlar böyle. Hiç ağrımasa İnsan pat diyor, öyle gider insan kardeşi. Her bir ağrı, bir alerim. Allah'ın verdiği bir nimet muhtemelen. Dünyaya gelen çocuk ne yapıyor? Oruçta tabii acıkmasını, şusumasını çok söyleyemiyor. Ama ağlayarak halini arz ediyor. Yani İlk bende bir şey var diyor kardeşi. Çünkü ağlar mı ne yapayım çocuğa bakılır. Acaba acıktı mı? Annesi meme verir, mama verir. Yine olmadı altına bakar. Yine olmadı, uyuşmuştur, bir şey olmuştur, gaz yapmıştır. Nedir bu? Araştırma muhtemelen. İlk insana verilen şey ağlamak ile halini arz etmesi böyle. Bizim böyle ilk yaratılışta insan böyle aciz, zayıf yaratılı insan böyle. Hatta 3-5 günü gelen doğan çocuğa bakıldığı zamanlar insan şöyle düşünebiliyor. Yani bu acaba büyür mü acaba bu? Bu acaba büyür mü? Bir kadın vardı akrabanın rahmetli Allah rahmet eylesin. Hani şunu söyledi. Hatırlıyorum böyle. İlk oğlu dünyaya gelince, ilk evladı erkekmiş dünyaya gelince şöyle baktım dedi. Ya Rabbi bu da insan olacak mı ben? Gözü kapalı da şey yapmıyor daha. Bu insan olacak mı acaba? Böyle bir 40 günlük bir olsa bakayım dedim böyle diyor. 40 günlük oldu diyor. Sonra dedim ki diyor bir 6 aylık olsa. 6 aylık olup böyle. Bir yürüseydim diyor. Yürüdü diyor. Şu anda da 40 yaşındaydı böyle. Bana söylediği zamanlar şu anda da oğlum da 40 yaşında böyle. Demek ki şu dünyaya gelen zamanlar son derece zaafta. Aciz içerisinde. Aciz-i mutlak deniyor ona. Bir tek şeyi var. Ağlamak ile isteyen duygularını anlatabiliyor. Anlatabiliyor bu kadar kardeşim. Sümme camin badi zafin kuvveten. Sonra Rabbim ne yapayım insana Rabbim? O acizden sonra, zafiyetten sonra kuluna güç kuvvet veriyor. Derken bebek çocuk oluyor. Okula başlıyor, koşuyor, oynuyorken delikanlı çağı geliyor. Hatta. Gençli çağı geliyor. En dinamik çağı, hızlı çağı o çağlara geliyor. Sümen bay kuvvetin zafen ve şeybe. Sonra ondan sonra tekrar o kuvvetten sonra yine kişiye zafiyet, zayıf hali veriliyor, kişiye yine veriliyor. Yani kişi belli yaşa kadar enerji devam ediyor, belli yaşa kadar devam ediyor. Güç, dinamik, sağlık, sıhhat, zindelik devam ediyor. Fakat yavaş yavaş kişi bakıyor ki eski gittiği yere gidemiyor. Eski vakti içine bakamıyor, göremiyor bunları. Bir noksanlaşma oluyor derken ve şeybe yaşlılık hali geliyor insana. Ne zaman geçiyor bunlar? İşte bir hayal gibi geçiyor bunlar.
Her gibi. Mesela her insan şu an düşünse ki kendi geçmişini insan düşünse. Tabii herkes hatırlaya kadar gitse geriye, hatırlaya kadar insan geriye gitse. İnsan bir zamanlar dünyaya gelen kişi neydi bir zamanlar? İşte emekli yemeye çalışan, yavaş hayata durmaya, tahtaya durmaya çalışan, annesi çağırıp oluşturur, gel yavrum bana mesela, çünkü bir adım atmazlar, yere düşer. Derken çünkü yürümeye başlar, işte düşe kalka koşmaya başlar, sokağa çıkmaya başlar, okula başlar, şunlar bunlar başlar. Derken yavaş yavaş delikanlı çağına doğru bir tırmanışa başlar. Hele mesela onu 10 yıl önce gören kişi, bir yakını 10 yıl sonra gördü mü, aa bu filan mı bu? Ne zaman büyüdü bu? Şaşırır kendisine. Derken işte okula gidecek tabii. Okul çağları, üniversitede imtihanlar, sınavlar, şunlar, bunlar derken herkes askerliği, işte kızın nişanları, şehirde şunları bunlar iken evlenmiş, çocuk olmuş bir insanlar. Yani ne zaman geçiyor bunlar böyle? Geç gidiyor bunlar bu şekilde. Sonra ne geliyor arkadan geliyor? Yaşlı geliyor. Yahlukum ma yeşâ. Allah-u Teala dilediğini yaratır. Ve hüvvel alimul kadir. Allah-u Teala alimdir. Her şeyi o bilir. Allah kadirdir. Her şeyin gücü yeter. Ne dilerse böyle. Bu Allah özel şey, güç budur. Yani her şeye gücün yetmesi Allah'a mahsustur. Bugün dünyanın süper gücünün başkanı, ordu komutanı plan yapar, şunu yapar ama plan uygulayamaz. Neden? Efendim hava koşulları müsait değil. Havaya size geçmiyorum ben. Size geçmiyorum ben. Bunlara fıtri kanun deniyor bunlara şimdi. Allah'ın iki türlü kanunu vardır. Biri fıtri kanun deniyor bunlara ki fıtrattan, doğaldan. Allah'ın koyduğu kanun bunlar ama. Ama doğadan değil. Çünkü her şey bir kanunla birine bağlantılı ama. Rastlantı diyor ben şey. Yani suyun inmesi, suyun buharlanması, atmosferdeki gaz tabakaları, dünyanın ay yıldızların dönüşleri. Nedir bunlar? Her biri bunlar bir kurala tabi. Bir düzene bağlı bunlar. Yani alemde, evrende hiçbir şey başıboş değil. Bir zerre başıboş değil. Nedir bu da? Allah'ın dilinin, vahdaniyetinin en büyük kanıtı budur. Denge düzen vardır. Nedir bunlar? İşte bunlar fıtri kanunlar. Bunlar değiştirilemezler böyle. Kimsenin buna gücü yetmez. Mesela dünyanın dönüşü hızlandırılamaz, yavaştırılamaz. Hatta mesela günümüzde yumurtaları piriş yapan makineler var. Kuluçkan makineleri var. Çok modern makineler var. Nasıl çalışıyor bunlar ama? Allah'ın koyduğu fıtri kanunu hani uygular yakan kişi efendim. Yani bir yumurta bundan 10 bin yıl önce tavuğun ne kadar kalması gerekiyorsa aynı zamanda o kadar kalıyor yine böyle. Yani bu modern makine hızlandıramıyor bunu böyle. Aynı ısıyı veriyor. Aynı ısıyı veriyor. Yani tavukta ne ısı varsa aynı ısıyı veriyor. 3 haftadır bunun dönemi 3 hafta devam ediyor böylece. O modern kuruşun makineleri hızlandıramıyorlar. Doğum mesela havanın 9 ay doğurmuştur. Yani 9 ay doğuruyor insanlar. Bu hızlandırılamıyor böylece. Mesela yağmur yağacağını tam edilebiliyor. Ama engellenemiyor. Efendim fırtına kasırıya geliyor. Meteorolojik haber veriyor. İşte önlem alınız. Bu yayınlanıyor bu. Halka icabında bu gibi şey yayınlanıyor. Halka yayınlanıyor. Peki ama sen devletsin değil mi ya? Büyük devletlersin sizin böyle şey. Gücün, kuvvetin var. Engellesen şu buluta yürüyüşünü engellemezler. Fırtına ki alt üst edeyim fırtına engellemiyor. Ne diyor bunlar? Fıtri kanunlar bunlar. İşte bunun bir de nedir? Önce insanın bebek olarak dünyaya gelmesi. Sonra aşama aşama yavaş yavaş kişinin gelişmesi, büyümesi. Gençlik olmaları. İşte İnsanların çoğu o döneme aldanıyor. O döneme aldanıyorlar. Kişi gençliği, işte orta yaşlılık bunlar dahil bunlar da
kişi o anda ona aldanıyor kişiyi. Sanki hep öyle kalacakmış gibi. Hele belli makama gelmişse, yetkisi varsa, etkisi varsa, gücü varsa, çevresi varsa artık benim diye zavallı kişi. Ama yazık mı yazık mı? Yani dününe baksın, genceye baksın böylece. Dünü toprak maddeleri idi. Geleceği yine toprak maddesi olacak. O da ölecek. O da yaşlanacak. Bakın bugün tıp bilim yaşlamayı biraz durduramıyor. Yani durduramıyor böyle. Öyle mesela insanlar var ki, hele hanımlar bu konuda çok da hassaslı hanımlar böyle. Zengin hanımlar var ki artık milyarlar hepsini verecek ama belli yaşta kalabilirse, yaşlanmasa. Ama durulamıyor böyle. Ölüm hiç engellenemiyor böyle. Engellenemiyor. Şimdi bir de ne var? Ölümden sonra o kefen var ya, kefeni giymek. Mesela bugün aklıma geliyor benim. Baş örtüsüne karşı olanlar diyor. Acaba niye bunlar kefene karşı değil de bunlar kefene? Yani bu çağdaş insanlar. Bir baş örtüsü çağa uygun değilse, peki kefen çağa uygun mu çağa? Niye kefene giyiyorlar? Efendim işte başta dini meseleymiş. Kefen de dini mesele. Ne yapıyorlar? Yani her birisi sonunda yakını öldü mü hocaya teslim ediyorlar. Kim ölmüşse böyle. Ne anlama geliyor bu hocaya teslim etmeleri? Yani dinin gereği neyse bunu yapın. Ne de dinin gereği? Yani şirat budur böyle. En üst makamda olanlar da bunlar. Her biri ne yapıyorlar? En sonunda hocaya teslim ediyorlar. Dinin gereğini uygulayın yapın diye. Ne yapılıyor? O çağdaşlar da teneşe yatıyorlar. Yıkanıyorlar. Onlar da o kefeni giyiyorlar. Ya. Kefen de başı örtülü böyle. Renkli mevdi yok böylece. Yakası yok. Badısı yok. Ya. O çağdaşlar kefeni kabrinin sonunda giyiyorlar. Böyle. Sonra tabuta biniyorlar. Tabuta biniyorlar. Ve cenaze namazları kılıyorlar bunlar muhtemelen. Peki niye namazı kılıyorsunuz? Madem dine karşısınız, yani bir mesele, dini mesele diye bunu kabullenmiyorsanız, inancınız ters düşüyorsa, ama ne yapayım? Cenaze namazında hoca öne geçiyor, arkadan saf tutuyorlar muhtemelen. Rütbeliler de muhtemelen. Makam sahipleri de ne yapıyorlar? Orada hoca arkasına geçiyorlar. Tek komuta veriyor hoca. Allahu Ekber. Komuta veriyor işte. Bu niye kabrin üstüne orada böylece? Madem İslam karşısında bu şekilde. İşte bunlar nedir? Fıtri kanla muhteremler. Yani ölüme çare yok muhteremler. Yağmur mu yağacak? Engeleme, durdurulamaz. Deprem olacak? Olacak muhteremler. Allah ne takdir etmişse insanın gücü bunlara yetmiyor. Bırakalım şu afakı, yani çevreyi bırakalım da İnsanın gücü kendi bedenine yetmiyor ki. İnsan yaşlanmayı durduramıyor. Hatta muhteremler, insanın kafasına bazen bir şey takılıyor da insan bunu söküp atamıyor lan bak muhteremler. Takamıyor işte. Efendim işte kafam takılı böyle diyor. Uyuyamıyorum bütün gece diyor. At onu, atamıyor. Ey aciz insan benim muhteremler. Aciz varlık insanlar. Yani kafana takılan bir varsayımın dayalı bir meseleyi yani kafanı sık atamayan kişi haşa Allah'a karşı mı gelir ya? Yaradan Mevlam, mülk onun. Onun melekut alemin böylece. Her şeyden Mevlam'dır. O'dur Rabbül Alemin. Ona karşı mı geliyorsun? Ama ne olursa onda onlar da ondan sonra teslim ediyorlar onlar da böyle. O kefeni giyiyorlar, denişi yıkanıyorlar ve hoca arkasına geçip onun komutuyla, emriyle oradan sıraya giriyorlar bunlar. Bir de Rabbimizin ikinci kanunları da kanun-ı irade deniyor, irade. Yani kul isteğinde bunları yaşayacak. İrade kanunu bunlar. Mesela namaz kılmak Allah'ın emri. İlahi kanundur bu, namaz kılmak. Fakat
kişi kılarsa dünyada hem sevap oluyor kişi, ahirette karşısına gelecek, hem insan dünyada huzuru bulur namazda böyle. Ne kadar güzel kılarsa, yani Allah'ın emri bu, ama yararı insan kendisine ama. Ki Mevlam buyuruyor, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Her şey okuyor Mevlam bak. Leha, o kişinin kendi lehinedir. Yanadır ma kesebet. İnsan Allah'ın ne yaparsa yarar kendisine. Ve aleyha, onun aleyhinedir, zararlıdır, yaptığı günahlardır. Demek aslında kul Allah için namaz kılıyorum diyor ama aslında yararı kendisine ama yine. Mesela kişi Allah'a bir sadaka veriyor. Bir şey veriyor. Bunu Allah vermiyor. Aslında onu kendine veriyor muhtemelen. Bunu kendine veriyor kişi bunu da. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri oturmuş bir cami önünde cemaatle beraber bir fakir geliyor. Ama gerçek fakirmiş. Yani cemaat bile kişiymiş. Kolay kolay el açmadığım bir kişiymiş böyle. Geliyor cemaat, ben durum biliyorsunuz. Çoğu şömde aç ekmekle alışıyorlar. Şey en lillah Allah hiçbir şey veririz, veririz böyle diyor. Yavaşça. Tabii veren veriyorlar. İbrahim Ethem Hazretleri o da bir şey veriyor buna. Veriyor ama diğerleri fakire para verirken her bir de şat koşuyor ama. İşte bana dua et. Annem dua ederdim beni şat koşuyorlar. İbrahim Hazretleri de ona bir şey veriyor. Fakire o dua ediyor. Allah senin razı olsun dedi böyle. Ve bana dua ediyor. Cemaat şaşıyorlar. Ya İbrahim, bak sana para verdin, yardım ettin. O sana dua etsin, sana dua ediyorsun. Ah cemaat diye. Eğer o fakir şu anda buraya gelmeseydi, cemize paralar burada duracaktı. Ölseydik, yine kalacaktı bunlar. Ama Allah'sa o geldi buraya, aldı bunları, ahirete götürüyor. O diyor gönüllü postacı bu kadar verdi. Postacı verdi. Bir zengin biri varmış. Çok ama çok aşırı zenginmiş. Yalnız çok da ama avucu sıkıymış. Cimri yani böyle. Aşırı böyle. O kadar ki canı çekti hali bir şeyi onu alamamış, parasını harcayamamışlar böyle. Aşırı zengin kendisi. Bir gün bu kişi atına biniyor sabah erkenden. Bir dolaş havadan bakayım biraz diyor. Bir yolu köye uğruyor. Bak köyde bakıyor bir yangın kokusu geliyor köyden böyle. Kokuyor doğru gidip bakıyor. Bir ev yanmış, ev tamamen yanmış. Ev halkı oturmuşlar bir hasır üzerine. Çoğu çocuk ağlaşıyorlar. Ne olur soruyor. İşte efendim evler yanında bunu diyorlar. Hiçbir şey kurtaramamışlar. Ancağına kurtarmışlar. Hiçbir şey kurtaramamışlar. Tabii hal susuz o durumda. Bunlara görünüşünü bunlara bu. Bunların da şu anda da yardıma ihtiyaçları var. Hem de yardımın da tam yeri. Yani %100 gerçekten fakir bunlar. Bunu yardım etmen gerekiyor bunlara. Böyle. Ben bunlara bir altın vereyim diyor. O zaman para altın para. Altın vereyim diyor. Bunu gönlü, aklı kabulleniyor. Fakat biz elini cebine sokup parayı veremiyor ama. Cimri yaşın bu. Nefsini aşamıyor. Bir de aşamıyor, veremiyor. Biraz gidiyor, geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. Bir türlü elini cebine sokup paramına veremiyor. Artık kızıyor. Orada birinin çağırıyor. Arkadaş geldi buraya diyor. Ne var diyor. Elini sok cebime diyor. Buradan altın ne var? Al, buna fakirler ver diyor. Adam şey bakıyor. Şöyle bakıyor bunun şimdi yüzüne. Arkadaş elinde bir sakat mı bir şey mi var dedi. Yani kendiniz vermiyorsun da. Ben diyor. Hayır diyor. Elim sakat değil ama diyor. Ben elimle veremiyorum diye. Onun için elini ver bunu böyle. Demek ki muhteremler ahirete göndermek. Yani ihtiyarı kanla budur böyle şey. Kişi bir şey veriyorsa aslında kişi onu kendi hesabına yazdırıyor ama bakın böyle. Arada fakir sevap oluyor. Belki ona yaralanıyor. Ama bunun sevabı kişinin defterine yazılıyor. Böyle. Kişi namaz kılıyor ve kendine gidiyor. Böyle. Ne giderse.
Bunlar tabi bir de Allah için yapılırlarsa o zaman kabul ediyor bunlar. Mesela bir kadın bir kız eğer örf adet gelenek diye alışkanlık diye başını örterse ne olur? Günahtan kurtulur. Günahtan kurtulur. Ama sevap alamaz. Hatta şöyle ki mesela bir alkolik kişi hastaya yakalandı. Tıbben kesin yasaklandı alkolü. Ölürsün dedi kendisine. Bu da kendi kabullendi. Bu kişi ne yapıyor şimdi? Ölümden korkarak sağlık yönünde alkolü terk ederse günahtan kurtulur ama sevap alamaz. Eğer bir kimse Allah için yaparsa ona sevap oluyor. Mesela bir kişi haram bırakıyor Allah korkusuyla. Hem haram işlemiş oluyor, hem sevap oluyor. Baş örtmek de bunun gibi. Yani bir kadın, bir kız eğer bilinçli olarak bu Allah'ın emridir diye örtese başını ne oluyor? Yaptığı zamanlar hem tabii günahdan kurtuluyor, hem de sevap da alıyor. Yalnız şu mesele de var şimdi İslam'da. Bunları yapmak yalnız müminlere farz. Allah Kur'an'a buyuruyor. Peygamberimize kul lil müminati Habibim Muhammed'im mümine kadınlara söyle. Yine Mevlam buyuruyor Habibim önce ezvacına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Mevlam buyuruyor böylece. Yani bu İslam yaşamında kimlere mahsustur? Müminlere aittir böyle. İman olmayana farz değildir. Şimdi ne diyor günümüzdekiler değil mi? Tamamdır. İşte efendim örtülme olursa bunlar işte herkes örtülürler, baskı yaparlar. Hayır, hayır muhtemelenler. Bakın, yani varsayıma dayalı, hayali bir iddia. Tabii kuru iddia böyle şey. Ne diyorlar bunlar? Yani başörtüler baskı yaparlar. Peki onlar baskı yapıyor ama baş aç derken, bu baskı değil mi? Eğer baskıya karşıysalar, ona niye baskı yapıyorlar muhtemelenler? Ya polis gücüyle okullar ne yaptı bunlar? Gerçekten yani çok hassas günlerdeyiz böyle. Allah yardım etsin muhteremde. Hep İslam'da yardım etsin inşallah. Şimdi inşallah konuyu toparlayınca demek ki insan ancak ki yaradana kul olur. Kim yarattı bizi? Kul olacağım. Bizi yaratan hem de Rabbül Alemin'dir böyle. Her şey yaratan budur böyle şey. Biliyoruz Allah'a tam teslim oldu mu o kimse için ölümde bir, hayatta bir oluyor muhteremler. Fark etmeye böyle şey. Mesela kişi uçaktayız. Havadayız. Uçak arızalandı. Hava şartları değişti. Uçak sarsıldı. Şu bu tehlike arz etti. Kimi yalvarır ki şu anda? Allah'ın yalvarır. Ancak ona Allah'ın gücü yeter. Kişinin yeryüzünde camdan yakını hava meydanları müdürü yakını olsa hatta bakan mesela ulaşan bakanı kişinin canı yakını bile olsa ama fayda yok böyle şey. Yani bir ulaşan bakanın icabında eşi, çoluk çocuğu, anne babası havadalar böyle. Uçak arızalandı, uçak tehlikede. Ki bakana iletildi bu da. Eline bir şey geliyor mu? Gelmiyor muhtemelen kardeşim. Gelmiyor. Demek ki kul havada sıkıştık. Neden? Mülk onun ya Mevlamızın. Rüzgar onun emrinde muhtemelen. Hava onun emrinde. İşte ne mutlu ki Allah-u Teala'ya tam bağlananlara muhtemelen. Tabi aynı şekilde mezara girdiğimiz zamanda o zaman mezara girdik. Üstümüz örtülü topraklarla cemaat dağılıp gittiler. Kimseden fayda yok. Ama oraya kimin gücü yetiyor oraya? Allah mevdandır. Yani Allah'ın cenneti. İşte yani insan denen varlık, kişi, bizler inşallah Allah ile aramız iyi olsa muhtemelen böyle. Yalnız Allah kul olsak, ona yönelsek efendim çevre, nedir çevre değil mi ya? Nedir çevre?
Evliya şöyle bakıyor çevresine, toprak maddeleri. Öyle bakıyor. Hepimiz böyle. Yani aslında toprak maddeleriyiz. Tabii zamanla çürüyüp leş olup duyan toprak olacağız böyle. Bu mu çevre? İnsan çevre için Allah'ı haşa gücendirir mi? Ebedi Allah mı? O'dur Rabb-ı Alemin. O'dur mülklerin maliki. Mezara girdim böyle. Kimden fayda bize böyle şey ya? Kimden fayda böyle? Gelseler bile dolaşma bize gelseler bile ne faydası yok. Çok zengin biri varmış. Ölmenden korkuyormuş ama. Bir hocaya gidiyor ama hoca da gerçek hocaymış, alimmiş orada da. Hocam ben diyor ölümden korkuyorum diyor. Hele diyor o mezarda tek başıma kalacağım geceler orada diyor. Bundan çok korkuyor hocam diyor. Ben de şimdi düşündüm diyor şimdi kişi. Benim param çok diyor. Vasiyet edeyim diyor. Buna ben para tahsil edeyim diyor. Her akşam beni beklesinler birkaç kişi. Onların bana faydası olur mu acaba diyor. O hoca rahmetli gülüyor. Yavrum diyor buna. Sen diyor rüya görüyor musun geceleri? Ya hocam görüyorum. Peki bazen de korku rüya görüyor musun? Görüyorum diyor. O anda hanım yanında yatıyor mu? Yatıyor. Sana faydası oluyor mu? Olmuyor sen böyle. Olmuyor sen böyle. Yani Allah yeter mutlaka. Nedir bu? Nedir bu? Hasbiyallah. Hasbiyallah. Allah kuluna yeter muhteremler. Biz Allah'ı sevebilsek böyle. Allah'a bağlanabilsek. Allah bizden razı olsa ölüm ne Azrail ne muhteremler. Öyle Allah'ın kulları var ki Azrail onlar onu da görmüyorlar bile. Neler oluyor o anda? Neler görüyor kul anda görüyor. O mezar cennetten bahçeye dönüşüyor. O mezar genişliyor, huzur oluyor kişi orada böyle. Huzur olur mu mezarda? Oluyor mu? Huzur başka mı? Huzur başka. Öyle kişi var ki evi, son sistem evi. Her konforu yerinde. Cebinde parası, kasın parası dolu. Her imkanları var. Kişi ne yapıyor ama değil mi? İşimde sıkıntı var diye. Gönlüm daralıyor böyle. Yatak odasından dar geliyor muhtemelen. Konfor yatak odası böyle. Yatamıyor. Oraya dönüyor, buraya dönüyor, sıkılıyor, atamıyor böyle. Kalkıyor, salona çıkıyor, geziyor, cam açıyor, bakıyor, yeterli olmuyor böylece. Dışarı çıkıyor, yani sıkılıyor. Nedir bu? Ruhsal sıkıntı muhtemelen böyle, ziyade. Ama Allah öyle kulları var ki, bir mağaraya girmiş, başını gözünü yummuş, Allah derken o kadar tat zevk almış ki, cennette huzur orada bulmuş ama. Yani gözünü görmese bile huzur bulmuş ama. İşte kabir de böyle muhteremler. Öyle kişi var ki işte ben öğretten sonra ne olsa olsun diyor. İnsan ölmüyor ki ama ya. Ölmüyor insan muhteremler. Ölen nedir? Beden ölüyor. Yani beden saman felç olmuş şekilde. Beden ölüyor orada ya. Ama insan beden değil ki ama ya. İnsan başka ruh insan böyle şey. Sıkılan da ruh işte. Zevk alan da ruh. Olan da. Bunun için olgunlaşması dünya. O Allah'a bağlanmak böyle. Yani çevreyi aşmak, nefsi aşmak böyle. Olayları aşmak, Allah-u Teala Mevlamıza gerçek, samimi kul olmak Mevlamıza böyle. O Allah kuluna razı olur mu? Yeter mi? Yeter. Emin olan cennetten daha tatlı. Daha tatlı böyle. İlla Teala Fatiha.